Dünyadan herkese merhabalar arkadaşlar. Avrupa'nın sıcak başkentindeyiz. Haydi Avrupa'ya firmasıyla çıktığımız Avrupa turunda 5. ülkemiz Avusturya. Arkamda da dünyaca ünlü 700 yıl boyunca Hofburg hanedanlığına ev sahipliği yapmış, 2000'den fazla odası olan, içinde 18 tane şapeli, kilisesi, müzesi, her farklı birçok konsepte mekanlar olan gotik mimarinin harikası Hofburg Sarayı var arkadaşlar. 2022 itibariyle içeri giriş 18 euro ve çevresinde onlarca gezilmesi gereken, görülmesi gereken müzeler, kamu binaları, anıtlar, çeşmeler var. O yüzden size tavsiyem Hofburg Meydanı'ndan turunuza başlayabilirsiniz. Sonra da artık Innsstadt'a, yani içeri şehre girebiliş yapabilirsiniz. Ve sonraki rotanızda arkada görünen Rathaus olsun. Şimdi ben de o şekilde yapacağım. Rathaus'ta görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar, Viyana Avrupa'da en çok şehir parkına sahip başkentlerden bir tanesi. Şehrin dört bir yanında böyle muhteşem şehir parkları var. Bütün herkes aşağıda dışarıda geziyor böyle. Yatıyor, eğleniyor, küçük aktiviteler de oluyor. Şu anda bulunduğumuz yerde Volksgarten. Burası da hemen Hofburg Sarayı ile belediye binası arasındaki park. Gördüğünüz gibi yani bir parktan fazlası. İçeride müzeleri olan böyle güzel bir nevi akropolis gibi değişik bir yapı da var. Orayı tam bilmiyorum ama önde de birkaç heykel var. 4 saatimiz olduğu için böyle koştur koştur anlatacağım biraz. Kusura bakmayın bu video için. Daha önce bu şeyleri gezmiştim ama bu benim için iyi bir fırsat oldu. Sadece size böyle gezmeniz gereken yerleri tek tek anlatacağım. İşte şu anda bulunan parkta bunlardan bir tanesi. Hemen karşımızda da devasa Rathaus'a buradan gideceğiz. Sonrasında diğer mekanlarda görüşürüz. Sıradaki mekan belediye binası arkadaşlar. Rathaus anlamına geliyor. Pek çok şehrinde bu kelimeyi sıklıkla duyarsınız. Onlar Rathaus demeyi tercih ediyor City Hall yerine. Şu anda arkamda gördüğünüz yer 19. yüzyıldan kalan bir neogotik mimarının eseri. Şehrin en ikonik binalarından bir tanesi. Öyle özellikle akşamları inanılmaz bir ışıklandırma var arkadaşlar. Ama yine şansımıza restorasyon var. Bu gezide de bunu çok sık görmeye başladık. Burada birçok etkinlik, faaliyet de burada yapılıyor arkadaşlar. O yüzden Viyana ile ilgili böyle etkinlik arıyorsanız Rathaus civarında yapılan etkinliklere de bakmayı ihmal etmeyin diyoruz. Ve diğer mekanlara doğru devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bulunduğumuz yer Museum Quarter. Burası 90 bin metrekare alanda dünyanın en büyük müze kompleksi. Şu an bulunduğum yerin etrafındaki gördüğünüz bu bütün romanesk ya da barok mimarlı eserlerin içinde birer tane müze var. Kimisinde ünlü bir şairin, edebiyatçının müzesi var, kimisinde modern sanatlar müzesi var, kimisinde tarih müzesi var ya da doğal tarih müzesi var. Zaten en ünlüleri işte doğal tarih ve ulusal tarih müzeleri, onlar diğer tarafta ama daha çok işte Leopold Müzesi gibi daha böyle modern müzeler bu civara toplanmış. Hatta biz bir önceki gelişimizde şunun üzerine çok güzel bir ters ev yapmışlardı. Böyle sanat galerileri için de çok uygun bir alan. O yüzden buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu müzelerden birkaçını gezmenizi tavsiye ederim. Şu anda bulunduğum yer arkadaşlar Naschmarkt. Burası 100 yıldan fazla geçmişi olan bir semt pazarı gibi bir yer aslında. Pazar dediğime bakmayın, çok güzel kaliteli ürünleri bulabileceğiniz, eğlence mekanları, kafelerin, barların olduğu bir sokak. Böyle baştan başa iki meydan arasında uzanıyor. Birçok sokakta bir sürü kafe ve mekan var. Yöresel lezzetleri, o en güzel sosisleri, işte böyle hediyelik eşyaları ucuz fiyata alabileceğiniz yerlerden bir tanesi Naschmarkt arkadaşlar. Yani tam telaffuzda yanlışlık olabilir. Ona göre siz bakarsınız. Dediğim gibi böyle bir mekandan sonra da çok merak ettiğimiz o Braunkirche'ye doğru buradan devam edeceğiz. Sıradaki mekanımız pek çok turistin gelmediği, turlarda çok bilinmeyen bir kilise arkadaşlar. Kar Borromeo'ya adanan bu kilise 1739 yılında yaptırılmış. Önündeki havuzuyla, Roma dönemlerini andıran sütunlarıyla ve gotik mimarisiyle, Rönesans mimarisiyle gerçekten muazzam bir eser. Geçen gelişimde en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi olmuştu.
Şu anda gördüğünüz gibi böyle etrafında bir yine bir şehir parkı var. Herkes burada geziniyor, fotoğraflarını, videolarını çekiyor, eğlencesine bakıyor. Sonrasında da bu muhteşem estetik harikasını izledikten sonra yoluna devam ediyor. Eğer Viyana'ya gelirseniz Innerstadt tarafından sonra buraya da mutlaka gelmeyi ihmal etmeyin. Ve dünyanın en ünlü opera binasıyla tanışın arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu devasa bina, Viyana Operası. Birçok filme konuk oldu. Hatta biliyorsunuz ki Görevimiz Tehlike'nin sanırım sondan bir önceki filmiydi. O çatıdan atladıkları, içeride gösteri izledikleri ve suikastlerin yapıldığı meşhur opera binası. Neden dünyaca ünlü? Çünkü dünyanın en prestijli gösterileri burada yapılıyor. Yeri geliyor biletler 1000 euro, 2000 euro oluyor. Ve burası opera günlerinde, ben öğrenciyken gelme fırsatı bulmuştum. Opera günlerinde böyle çok üst düzey araçlar, kıyafetler, öyle kıyafetler de çok önemli. Öyle kafanıza göre giremezsiniz içeriye. İçeri girmek de çok ciddi bir para. 18-20 euro arası sadece gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef Türk vatandaşı olmanın kötü yanını burada yaşıyoruz. Biz de bakmak niyetindik yine bu sefer. Gördüğünüz gibi burası da şehrin en işlek caddelerinden bir tanesinde. Köhner Ring dediğimiz meydanda bulunuyor arkadaşlar. Yine Köhner Strabe. Şu yolun devamında zaten katedrale gidiyorsunuz. Dediğim gibi bu opera binasını görmeyi ihmal etmeyin. Sonra buradan da katedral tarafına gidebilirsiniz. Şimdi sıradaki mekan Karner Strabe arkadaşlar. Strabe cadde demek. Ve burası da şehrin en işlek alışveriş caddesi. İşte bizim İstiklal Caddesi'nin bir benzeri diyelim, ama buradaki rab yapıların hepsi muazzam. Öyle çok fazla yeni apartman göremezsiniz. Genellikle barok tarzı eserler var. Bu yolun sonunda da yani başlangıcı opera, bitiş yeri de katedral oluyor arkadaşlar. Meşhur katedralin oraya çıkabiliyorsunuz. Genellikle şehrin alışveriş noktası dediğim gibi burası. Biz de burada yürüdükten sonra artık tamamen katedral bölgesine de buradan geçeceğiz. Ve Viyana denince akla gelen ilk mekan olan arkadaşlar Aziz Stefan Katedrali. Dünyanın da en ünlü katedrallerinden birinin önündeyiz şu anda. 136 metrelik çan kulesiyle 343 basamakla kulenin en tepesine çıkabiliyorsunuz. Şu anda arkamda gördüğünüz bu gotik şaheser gerçekten muazzam. 11. ve 12. yüzyıllardan kalma bir geçmişe sahip. Dediğim gibi şu anda fotoğraf çekenleri de engellememeye çalışıyorum. Bu kule ve çan kulesi anlamında yani dünyanın en büyük ikinci çan olan Pumerin'e de ev sahipliği yapıyor. Şu anda gördüğünüz bu kadrajlara sığmayan çan kulesine çıkıp bütün şehri de izleyebilirsiniz. Şu anda 8 euro yakın bir ücretten sonra hatırladığım kadarıyla, ama daha fazla da olabilir çünkü Viyana'da her şey 10 euro ve üstünden başlıyor. Burası da böyle arkadaşlar. Bu meydan zaten az önce gösterdiğim o ana caddeye buraya çıkıyor. Şehrin bütün önemli meydanları, bütün caddeleri de yine buraya açılıyor. Alışveriş mekanları, restoranlar, kafeler, dondurmacılar, herkes, her şey burada. Ve gördüğünüz gibi kalabalıktan artık o Covid'in etkisi bitmiş. İnsanlar burada artık kendini Avrupa'nın en ünlü sanat ve seyahat merkezlerinden biri olan Viyana'ya atmış. Burası da böyle. Şimdi biraz daha diğer mekanları sığdırmaya çalışacağım. Maalesef Viyana bizim bu turumuzdaki en kısıtlı süreye olan yerlerden bir tanesi. Buradan sonra da artık diğer şehirlere doğru devam edeceğiz, ama halen Viyana'da göstermek istediğim birkaç yer daha var. Bakalım daha ne sürprizler gelecek. Şimdi Viyana ile ilgili en güzel şeylerden bir tanesi de bir yerden bir yere gideceğiniz zaman illa caddelerden ya da sokaklardan gitmenize gerek kalmıyor. Neredeyse bütün apartmanların altında bu tarz böyle yürüyüş yolları var. Bir apartmanın diğer apartmana böyle tünellerden geçe geçe ulaşabiliyorsunuz. Bir anda kendinizi aslında çok daha uzaktaki bir caddenin kestirme yolundan oraya giderken bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda biz de astronomik saate doğru gidiyoruz. Yine güzel bir pasajın içinden geçerek böyle hep sanatla dolu dolu mekanlar arkadaşlar. Ve böyle çok daha güzel yine küçük bir tatlı bir meydana çıktık. Şimdi saati bulmaya çalışacağız. Orada görüşürüz. Voltka
Graf Amadeus Mozart arkadaşlar. Bu kişinin kim olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Kendisi Avusturyalı ama Viyanalı değil. Salzburg doğumlu. Ama 1784-87 yılları arasında 3 yıl boyunca arkamda gördüğünüz bu binadaki evde kalmış arkadaşlar. 6 odadan oluşan bu evde 3 yıl boyunca şu anda dinlediğimiz o muhteşem bestelerini yapmış arkadaşlar. O yüzden şu anda son yarım saatimiz olduğu için videoya koyabildiğim kadar yer koymam gerekiyor. O yüzden giremeyeceğim. Ama eğer vaktiniz bolken mutlaka buraya girip o insanın yaşadığı bu muhteşem ambiyansı siz de hissedin diyorum. Ve buradan artık son mekanlara doğru devam edelim. Videonun başında söylemiştim arkadaşlar, biz bir Avrupa turunun kapsamında buraya geldik. Daha önce geldiğim şehirlere bir YouTube çekmek için buralara eksik olmasın dedim kanalımda, o yüzden buradayım. Viyana'ya maalesef biraz kısa süre ayırmışlardı. Biraz da mecburi sebeplerden dolayı, çünkü Budapeşte, Prag ve Viyana üçlüsü gerçekten muhteşem yerler. En azından buraya 7-8 gün ayrılmak zorunda ama bu turu yapabilmek için buraya da biraz zaman kısıtlı olması gerekiyor. Viyana'ya gelecek olursanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle iyi bir bütçeyle gelmeniz lazım. Çünkü bu şehrin en önemli özelliği burada inanılmaz müzelerin ve sarayların olması. Ve bu her bir sarayın da aşağı yukarı 16-17 Euro'ya yakın bir girişi var. Müzeler de dahil olmak üzere. Yani şu gördüğünüz Mozart Müzesi bile 8 Euro'ydu aslında. Hatta belki daha fazla, tam emin değilim. Burada Schönbrunn Sarayı, Belvedere Sarayı, Hofburg Sarayı. Onun dışında yani o kadar çok adını şu anda aklıma gelmeyen müzeler var ki, işte Ulusal Tarih Müzesi, Ulusal Galeri, Freud Müzesi, bir sürü müze var arkadaşlar. Yani burası biliyorsunuz ki birçok sanatçıyı ve edebi insanı yetiştirmiş bir şehir. O yüzden onların evleri de artık müze olarak hizmet veriyor. Şu anda işte Devasa Katedrali'nin yanından diğer müzelere, diğer mekanlara da devam ediyoruz ama dediğim gibi burayı maalesef biraz kısa tuttum. Zaten blog yazılarımda ya da Instagram hesabımda daha önce gezerimde buraya ait bütün mekanları koymuştum. Bu sefer de size bir mini bir vlog hazırlamak istedim. Yani bir günde aşağı yukarı gezilecek her şey bu videoda var. Ama ikinci günde ayırırsanız o bahsettiğim sarayları da rahat rahat görebilirsiniz diyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Graben Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Burası şehirdeki bir diğer önemli cadde. Zaten katedrale çıkan, diğer yakadan katedrale çıkan cadde burası. Burada göstermek istediğim çok önemli bir yer var arkadaşlar. Dünyanın en büyük veba sütunu burası. Zamanında bunu Budapeşte'de anlatmıştım. Avrupa'daki nüfusun 1/3'ünü kırıp geçiren veba hastalığından korunmak için birçok başkentte, birçok kentte böyle üzerine dini figürlerin, bir nevi işte adak adamak gibi düşünün ya da işte böyle bir dua anıtları gibi düşünün, böyle anıtlar dikilmiş. Burada altın yaldızlı heykelleri de görmeniz mümkün. İşte böyle Prag Darısı, Viyana'daki en büyük veba sütunu olarak Graben Meydanı'nda ya da Graben Caddesi'nde sizi karşılayacak. Ve buradan da artık yavaş yavaş videonun sona doğru gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz meşhur heykel arkadaşlar, Maria Teresa'nın heykeli. Bu imparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu'nu 40 sene boyunca yöneten dünyanın en güçlü kadınlarından bir tanesinin heykeli. Aynı zamanda kendisi de Marie Antoinette'nin de annesi oluyor. Hemen sağında ve solunda bulunan müzelerde Avusturya'daki, Viyana'daki en ünlü iki müze olan Ulusal Tarih Müzesi ve Ulusal Doğa Müzesi arkadaşlar. Buraları da böyle anlattıktan sonra artık videonun sonuna geldik diyebilirim. Kapanışta görüşürüz. Ve başladığım noktadan videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Mini bir Viyana gezisi size anlatmaya çalıştım. Gezilecek yerleri hepsini gösterdim diye düşünüyorum bu kısıtlı sürede. Maalesef Belvedere Sarayı'na, Schönbrunn Sarayı'na bu sefer gidemedik. Daha önce ben gezmiştim oraları. Size göstermek isterdim ama mutlaka onları da arayın, bulun. Buraya da gelirseniz mutlaka görün. Dediğim gibi Viyana gezisi biraz kısa oldu ama bence yine güzeldi, tadındaydı. Gördük, özlediğimiz şehire kavuştuk diyorum. Bir sonraki rotamız dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Prag olacak arkadaşlar. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.